kullanma mukavemet olur. Yani görevi kullanmamaktan adli işlem yapmak zorunda kalır. Suç işliyorsunuz. Görevimi, bu suç değil. Bu kamu alanıdır. Ben bir üst kere vatandaşıyım. Ben suç işkileyen bir durum yapmıyorum. Biz sizi üç kere uyardık. Arkadaşlar buyurun. Ben bırakmıyorum. Ben bırakmıyorum. Alo. Muazzam Eşim İstanbul Milletvekili Mahmut Tanap. Ben bırakmıyorum. Ben bırakmıyorum. Bırakmıyorum. Ben bana mukavemet bulursan dokunma. Eşyama dokunma. Eşyama dokunma. Son kez soruyorum. Pankartını al. Pankartını al çekil. Yoksa pankartını alacağız. Pankartını al çekil. Yoksa alacağız. Almak zorunda kalacağız. Bu suç değil. Bizi yaptığınız suç. Biliyoruz o diğerde yok. Son kez soruyorum. Pankartını al çekil. Yoksa pankartını el koymak zorunda kalacağız. O zaman bir daha. Mani olursa şuraya geç. Şuraya geç. Ben burada bekliyorum. Burada mı suç? Bunun sonu gelmez. Ben burada bekliyorum. Bunun sonu gelmez. Şimdi bakın ben size Anayasa Mahkemesi'nin kararını da çıkardım. Çıkarın, ilgili yerlere verin. Biz işimizi yapıyoruz. Siz diyorsunuz ki biz kanuna aykırı bir işlem yapacağız. Siz de gidin başvuru yapın. Hayır. Ben size Anayasa Mahkemesi'ni yapacağım. Öyle bir şey demiyorum. Lütfen yönlendirmeyin. Biz kanunun bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak kabahatler kanununa göre biz bunu indirdik. Israr ederse aynı kanun maddesine göre biz buna el koyalım. Ben size kararı çıkarıp getirsem. Ve bunu el koymamıza mani olursa bizi engellemekten adli işlem yapalım. Özel hayatınız burası sizin eviniz değil. Sizin özgürlük alanınız bir başkasının özgürlüğüne sınırlı. Burası adli. Hayır, burası bir kamu binası. Burası bir kamu binası. Burada kamu hizmeti veriliyor. Kamu herkesin orada. Avukat Bey, tekrar sizin yanınıza söylüyorum. Alsın pankartını. Yoksa biz pankartını almak zorundayız. Anayasa Mahkemesi herkesi tamam. Anayasa Mahkemesi herkesi dağılır. Size bağlı. Size bağlı. Amirleriniz de bağlanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var ya. Vallahi Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Aynı pankartla ilgili. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var diyorum. Haydi kenara gel. Yoksa pankartı almak zorundayız. Bana müdahale edersen sana işlem yapmak özellikle almak zorundayız. Kesinlikle var ama adliye müştemal hattında yok. Kamu binası. Adliye müştemal hattında mı? Memur bey asıl hukuksuz burada olduğundan dolayı. Arkadaşlar. Şimdi protestoyu adliye karşı yapıyorsa. Şimdi burada adliye karşı protesto varsa gidip hastaneye mi asılacak? Son kez söylüyorum. Pankartını almak zorunda. Bana direnirsen sana işlem yapalım. Açmıyorum oturuyorum. Memur bey. Bakın havalimanı işçilerinin ölümüyle ilgili 3. havalimanında pankart asılıyor. Başka konuyla mütalaa yapılacak konumda değil. Benim yetkimle ait. Anayasa Mahkemesi karar verdi. Dedi ki suç teşkil etmeyen pankartlar kamu binalarına da asılabilir. Haksızlığı bana niye anlatıyorsun? Tamam ben anlamıyorum. Anayasa Mahkemesi kararı idare değerlendirmek zorunda. Ben şu işlemi şimdi bakın biz bu kadar izahat yapıyoruz. Siz eğer buna rağmen işlem tesis ederseniz bu sizin açısından suç teşkil edilir. Evet yetkiniz var. Yetkin nizamına size sorumluluk da barındırır. Tamam o zaman uyarıyorum. Eğer o pankartı tekrar buraya asma cihetinde bulunursa o pankartı almak zorundayız. Pankartı astığında pankartı almamızı engellersen işlem yapmak zorundayız. Şu anda bu uyarıyı sizin huzurunuzda yapıyorum. Bir daha o pankartı asar. Hadi bakalım.